Ve beklenen gün geldi. Atak kampımız yani ara tatil kampımız başlıyor ve LGS'de atağa kalkıyoruz inşallah. LGS hazırlıkta en iyi netleri yapabilmek için, en iyi sonuçlar alabilmek için şimdiden ara tatilimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz de ara tatil kampı yani atak kampında yeni nesil soru çözümleri yani herkesin en fazla zorlandığı nokta olan yeni nesile odaklı bir kamp yapmayı planladık. Ve ara tatilde süper bir şekilde 14 Kasım'da başlayacak programımızla, burada da programımız var. Matematik, Türkçe, Fen, İnkılap yani 4 tane dersin, bu 4 tane temel ve gerçekten uğraşmamız gereken dersin bütün konularını yeni nesiller üzerinden tekrar edeceğiz. Şu ana kadar LGS'de işlediğimiz konulara kadarki kısımlarını tekrar etmiş olacağız. Peki ara tatil kampımızda ne yapacağız? Matematik, Türkçe, Fen, İnkılap yani 4 temel derse odaklanacağız. Yeni nesil soru çözümleri yapacağız. Branş üzerinde taktikler vereceğiz ve rehberlik ve motivasyon içeriklerimiz de olacak. Peki ara tatil kampı ne zaman oluyor? Tabii ki bizim programımız var. Belli programımıza göre ilerliyoruz. 7'den 8'e, ardından LGS kampı, ardından atak kampı, ardından ilk tekrar, ardından hızlanma, ardından son tekrara kadar giden süper bir süreç var. LGS 2023'ü paramparça edeceğiz inşallah. Bunu yapabilmek için de tabii ki ara tatil kampına geldik ve burada da 4 tane temel ders odaklanacağız. Zaten bu 3 temel ders en önemlileri 4 kastaydı ama inkılabı da bunların içerisine koyduk. Bu sene ekstradan ve süper bir şekilde bunlara çalışacağız. Bunu yaparken de aslında 4 tane kaynağımızı kullanacağız. Bunlar birincisi problem bankası. Çünkü herkesin en fazla zorlandığı, yeni nesil soruları yapamıyorum dediği kısım zaten matematik. İşte biz matematikte bütün yeni nesil soruların problem şeklinde çıktığını bilerek problem bankasıyla çalışacağız. Hatta bütün konuları problemlerle öğrenmeye çalışacağız ve temelden zora doğru gideceğiz. Sakın ha sakın en zor sorudan şimdiden başlayayım yaparım demeyin çünkü patlarsınız. Her zaman temelden zora doğru. Mesela şu soru çok zor gibi gözüküyor. Aslında çok temel bir soru. Temelden başlayıp yavaş yavaş orta, sonrasında zora doğru ilerleyeceğimiz bir sistem kurduk burada. Bütün konularda aslında biz neyi kurduk? Yeni nesil soruları koyduk. Veri analizinde dahi yeni nesil sorular var. Kareköklü ifadeler, aynı zamanda işte üslü ifadeler, bütün bunları tekrar etmiş olacağız. Aynı zamanda yeni nesil sorular çözeceğiz. Problem bankası da temel orta zor bir kaynak bu diyebilirim. Aynı zamanda Dinamo Türkçe, Dinamo Fen ve Dinamo İnkılap yani Dinamo setimiz içerisinde bulunan bu 3 tane kitabı da kullanacağız. Dinamo setimiz tabii ki set olduğu için daha avantajlı oluyor. Diğer normal tek tek kitap almaktansa daha avantajlı oluyor ve bütün derslerimiz içerisinde oluyor. Ve şunu da söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Burada DS logosu olan her kitabımızın içerisinde soru sayısı normalde kitabın içerisindekinden daha fazla. Mesela Türkçe'de burada da gördüğümüz gibi DS logosu var. Yani dijital kitaplar, dijital sorular var bunun içinde. Bu kitabın aslında dijital versiyonunu arka iç kapaktan aktive ettiğimiz zaman buradaki kodunu da kazıyarak aslında kitabın içerisindeki soru sayıları artıyor. %10 artıyor. %15 bazı kitaplarda artıyordu. Ve dolayısıyla sen buradaki 9 soruluk bir testi çözdüğün zaman aslında 2 soru daha ekleyip 11 soru çözmüş oluyorsun. Dolayısıyla daha fazla soru sayısı çözebiliyoruz ve bu da bizim için çok büyük bir fayda diyebiliriz. Ve burada aslında 4 tane kitabımızı kullanacağız. İnkılap tarih kitabımız var. Aynı zamanda fen kitabımız var. Aynı zamanda matematik kitabımız var. Ve Türkçe kitabımız var. Ve 4 tane aslında bizim için değerli dinamo kaynaklarından ve aynı zamanda matematik kaynağımızdan, daha doğrusu buradaki matematiği kullanmıyoruz da problem bankası kullanıyoruz. Çünkü gerçekten matematiği problem çözerek yeni nesil soruları bu şekilde halletmemiz gerekiyor. O yüzden bu kampımızda, atan kampımızda problem bankasını kullanıyoruz. Ve bütün bu kitaplara zaten Tonguç kitapçılarından ve aynı zamanda Tonguç mağazadan da ulaşabilirsiniz diyorum. Ve fazla uzatmıyorum. Ödüllü sorumuzu yapın. Atak kampında sizi bekliyoruz. İlk dersimiz 14 Kasım'da ve süper bir şekilde sizinle beraber atağa geçeceğiz. Hadi bakalım, görüşmek üzere.